17 yaşında denize dalar gibi kavgaya dalar. Son soluğunu verene kadar bu kavga sürer. Göğsünde kalbi attığı sürece sürdürür. O çok sevdiği, o Mecnun'u olduğu halkın kurtuluş mücadelesini. Daha 17 yaşında hayatının baharında Kuvayi Milliye'ye katılır. Elde silah Yörük Aliefe çetesinde işgalcilere, emperyalistlere karşı savaşır. Önderlik gücü ve ataklığı ile Köyceğiz Kuvayi Milliye komutanı olur. Sonra sosyalizmle tanışır. Kararını verir, tarafını seçer. Tarafsızlık bizim harcımız değil, işçi çocuğuyuz. Olduk olası başta işçi sınıfımızdan yana düşünüp davranmayı öğrendik. İnsanoğlunun ancak ve yalnız işçi sınıfının yanında gerçek insan olacağına inanıyoruz. İnanır, tarafını seçer ve duraksamadan harekete geçer. Laf kalabalığını sevmez. Henüz 19 yaşında 1920 yılında kurulan TKP'nin en genç kurucu üyesi olur. Daha sonra Komünist Gençlik Başkanı ve TKP Merkez Komitesi. Acı acı gözüm önüne geliyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl zindanıma kuru ekmekten aç ölmemeliğim için dertli anacığım karınca sabrıyla bulup buluşturduğu kırık kısrağı taşırdı. Kaç gün çıktım? Demin o hesaplamıştı. Nedense. 25'ten 60'a dek 22 yıl içeride kalınca dışarıda geçen toplam ömrüm 13 yıl. Onun da 50-57 yıl arasındaki 7 yılını at. Doğru dürüst 25 yılım süresince 6 yıl dışarıda kalmışım ya kalmamışım. Ya yaşamışım ya yaşamamışım. Onun bölük pörçük darmadağınıklığı kaçmaktan koşmaya vakit bulamamış olması yaşama anlamını mı komuş? Kendisi için hiç yaşamadı. Kendisi için yaşamın anlamını bilmedi zaten. Dövüş onun yapı taşıydı. 22,5 yıl zindan hayatını çile çekerek geçirmez. Hapishaneleri üniversiteye çevirir. Kendisine 1929 tevkifatında İzmir Ağır Ceza Hakimi 4,5 yıl ceza verdiğinde kızıl bir profesör olmak için yeter der. Cezaevindeki hayatı onun nasıl bir iradeye sahip olduğunun kanıtı aynı zamanda. Her gün kesintisiz yaptığı beden eğitimiyle bedenini, bir gün bile ara vermeden yürüttüğü teorik çalışmasıyla ruhunu dipdiri tutar. Cezaevinde bulunduğu sürece Marksizm-Leninizmi alfabesinden Cebir-i Alasına dek etüt eder. Antika tarihi aydınlatır, tarih devrim sosyalizm anıt eseriyle. Bu şekilde teorik olarak hem dünya hem Türkiye insanının önünü aydınlatır. Emeğinin ürünü olarak sayısı yüzleri bulan eser yaratır. Sadece teori adamı değildir. O aynı zamanda yorulmak bilmez bir devrim savaşçısı. Devrimci mücadelede dinlenme zamanı Kerim Korca'nın anlattığı gibi yalnızca bir çay içimlik zamanına indirgenmiştir. Israrla örgütlü mücadeleyi savunur. Gerçek TKP dağılışa uğrayınca 1954'te Vatan Partisi'ni kurar. 1967 yılında İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği'ni kurar. 1968'de Anarşi Yok Büyük Derleniş çağrısını yaparak Türkiye solunu derlenişe çağırır. O bu teorik ve pratik mücadelesinin bedelini kimsenin dayanamayacağı sayısız işkencelerden geçerek öder. Fakat bu işkencelerden her defasında alnının akıyla dimdik çıkmıştır. Yarı derebeyi diye isimlendirdiği Türkiye zindanlarında bir tek gün bile yakınmadan. Hikmet Kıvılcımlı'nın bir ömür harcayarak bizlere sunduğu teorik ve pratik silahlar pırıl pırıl elimizdeyse o da yaşıyor, bizimle birlikte savaşıyor.